Evet sevgili Serdar. Hani şey vardır ya klişe gazete manşeti yedi bitirdi diye hep söylene gelen manşetlerden biridir. Ama gerçekten Beşiktaş ligin ofansif anlamda kalbur üstü takımlarından biri olan Hatay'ı çok az pozisyon vererek, attığı kadar da kaçırarak evet. Sansasyonel bir şekilde mağlup etti. Yani tebrik etmek lazım bu kadar zor bir sezonda, yoğun takvimde, sakatlıklarla, Covid'le vesaireyle uğraşırken, görece yedek kulüben daha darken, kadro derinliğin daha azken şu noktaya gelebilmek çok değerli iş. Başta Sergen Yalçın ve tabii ki yönetimi de bu konuda es geçmeyelim ama futbolcuları da, Sergen Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Ne olursa olsun bundan sonra, hani mucize de olsa tebrik etmek lazım. Gelinen nokta onu gösteriyor. Yani hakikaten mucizevi bir performans. Baktığınızda sezon başından itibaren geldiğinizde bu kadro, efendime söyleyeyim, sezonu en erken açan takım, Şampiyonlar Ligi'nde o PAOK krizi, ya oradan buralara gelmek çok kolay değil. Hepsini geçtim. Bu Beşiktaş sezon içerisinde farklı oyun formatlarını denedi. Stoper sıkıntısı varken, sağ bek sıkıntısı varken farklı oyun formatları deneyerek bu açıkları kapatmaya çalıştı. Ama en önemlisi bugün Larin var ama son iki maçta, bundan önceki son iki maçta forvet yok. Ne yapabilirim diyen Sergen Yalçın farklı bir anlayış ortaya koydu. Forvetsiz de nasıl oynanacağını, nasıl kazanacağını, tıpkı onun dediği gibi ya birileri çıkar oynar dercesine oynadı Beşiktaş. Ben burada taktikten öte soyunma odasında Sergen Yalçın'ın oyuncuların nasıl motive ettiği, bence yazılacak olan, hani şampiyon olursa yazılacak olan hikayede bu tarafı çok önemli. Çünkü bu oyunculara bir şeyler söyleniyor ve bu oyuncular o yüzden böyle oynuyor. Tamam taktiği var, tamam planı var, evet B planı da var ama oyuncuların isteği ve arzusu çok başka. Sivasspor maçında ve Kasımpaşa maçındaki bu isteği ve arzu bu oyuncularda görmedik. Sergen Hoca dedi ki bu işin şakası yok dedi. Bu işin rehaveti yok. Yani o Engudu'nun penaltıya gidişini bir hatırlayın. Ya. Yeah. Siz dedi ne yapıyorsunuz dedi muhtemelen içeride. Ve o penaltıya giden Enkudu'dan bu Enkudu'ya doğru bir profil ortaya çıktı. Son 3 maçta 4. golü. Yani sakatlanıp bir çıkmasa. Bir de yani oyuna koyduğu katkı. Doğru borsa edişini de hesaba katalım. İşin ciddiyetini çok iyi anlatmış Sergen Yalçın. Hakikaten bu işin şakası yok. Yani Alanya maçındaki Fenerbahçe'yi ben seyrettim. 10 kişi kalmasa Fenerbahçe belki oradan çok daha farklı bir skorla gelebilirdi. Emre Belözoğlu'yla çok farklı bir yere giden Fenerbahçe sen rehavete girdiğinde seni sıkıntıya sokabilirdi. Sergen Hoca bunu çok iyi anlattı oyunculara. Ve o ayakları yere basan, son maçlarda ayakları yere basan Beşiktaş'ı gördük. Zordur bu maçları yazmak. Yani sen başlık dedin ama bu maçları yazmak zordur. Mehmetli yazının konusu ne diye. Zordur, niye zordur? Bir pozisyonun daha noktasını koymadan orada ikinci gol yaşanıyor. Yani sen Enkudu öne çıkarttığında Larin attığı gollerle bir dakika başlık benim diyor. Rıdvan girer girmez daha duasını bitirmeden golünü attı. Ve secde yaptı. Hakikaten çok enteresan hikayesi olan bir maç. Ama tabii artık herkes şampi durumunda ama ben Erman Torun'la katılıyorum. Ben artık bu saatten sonra şampiyon Beşiktaş derim. Yani buradan bu oyunla kaptırması çok zor. Ancak bu oyunu oynamayacak ki. Kalan maçların hepsini kaybedecek ki. Fenerbahçe kazanacak ki. Veya Galatasaray. Ancak öyle olabilir. Başka türlü bir ihtimal gelmiyor aklıma. Yani 3 maçtan ikisini kaybedecek. Tabii. Diğerleri de hep kazanacak. Mutlaka ancak öyle. Peki Real Hocam. Şimdi tabii ki konuşuyoruz işte hep oyundan bahsediyoruz ama burada bir şey söyledi Serdar. Sergen Hoca'nın futbolcuların üzerindeki duygusal etkisi, mental hazırlık da çok önemli. Şampiyonluğa giden yolda sizler teknik adam olarak soyunma odasında bunları daha önce yaşamışsınızdır mutlaka hocam. O soyunma odası konuşmaları etkilidir. Sezon içinde kim bilir ne sıkıntılar oldu bizim bildiklerimiz de var. Bugün bazı şeyleri Erman Hoca da anlatacak.
biraz da oradan konuşmak lazım. Yani soyunma odasında kazanılır derler ya bazen. Tabii. Maçlar, şampiyonluklar. Biraz da oradan konuşalım. Tabii bir de Sergen Hoca'nın sezonun ilk devresine farklı mağlup olduğu Konya deplasmanından sonra tartışılır bir pozisyona girmişti. Tabii. Şimdi o tartışılır pozisyonda Sergen Hoca bir lider olarak yine duruşunu bozmadı. Ve de üzerine hem Başakşehir hem Fenerbahçe galibiyeti geldi. Sergen Hoca orada daha da güçlendi. Tabii ki soyunma odaları bir teknik adam için orada farklı bir tiyatro vardır. Yani tiyatro derken nasıl? Devamlı bağıramazsın orada Ender. Her maç bağırırsan yani oyuncular öyle sivrisinek fısıldıyor gibi bir şey olur. Yeri geldiğinde bağıracaksın. Yeri geldiğinde yumuşak tonla konuşacaksın. Yeri geldiğinde sırtını sıvazlayacaksın. Yeri geldiğinde orada icabında bir soda şişesi kırılacak. Vuracaksın, yere atacaksın. Tabii oyuncuya değil benim istedim. Yani oyunculara bir şoklama yapmak gerekir. Olumlu veya olumsuz. Yani mutlu edeceksin, yeri geldiğinde mutsuz edeceksin. İkinci yarı öyle çıkacak. Veya sezon başından beri bu periyotlamada o soyunma odasına daha ilk adım atmadan, tesiste mi, otelde mi, nerede veya statta mı ilk 11'i açıklıyorsun? O maç konuşman bile hazırlıkta çok önemli. Sergen Hoca bir kere bunu tabii ki yaptığı gibi şunu söyleyeyim. Sergen Hoca'ya oyuncular kabullendi, saygı duydu. Hem geçmişine futbolcu olarak Beşiktaş'ta hem de antrenör olarak da onu yani onları bireysel ve takım olarak da Sergen Hoca geliştirdi. Şimdi oyuncular Sergen Hoca'ya saygı duymasa, inanmasa bu performans çıkmaz. Hiçbir tabii. zaman kulübeye baktıklarında bir sıkışık anında orada pısırık halde olan, işte elini kolu bağlamış, kulübe oturmuş, problemi çareyi çözemeyen bir Sergen Hoca değil. Hep problem çare çözen ve de bununla ilgili de çok zeki. Hem çünkü bir teknik adam olarak pragmatik zekanı sırf maçı çözmek, evet maçtan önce bir kurguyla çözersiniz ama oyuncu değişikleri, oyun hamleleri, senin söylediğin gibi devre arası konuşmaları, motivasyonu bunlar da çok önemli. Şimdi her zaman söylüyoruz. Yani lider olunmaz, lider doğulur. Sergen Hoca lider doğmuş. Futbolculuğunda da, teknik adamlığında bir şahsiyet. En önemli Beşiktaş'ın da bir tanımlanabilir, bilebilir bir oyun oturttu. Yani Beşiktaş kimliksiz değil, kimliği olan bir futbol oynadı. Hiçbir zaman günü haftayı kurtarmadı doğaçlama oyunlarla. Sezonu kurtaran güçlü oyunlar oynadı Beşiktaş. Bir de bunun paralelinde oyuncuların merkezine bir oyun inşa etmedi. Oyunun merkezinde oynayanı oynamayanıyla bir takım inşa etti. Bu çok önemli güçlü oyunda. Beşiktaş takımının esas futbolun önemli safhaları vardır. Yani 4 tane. Bunun üzerine oyunu kurgulamak gerekir. Sonra planlamak gerekir. Yani biz bunların üzerine taktik çalışması değil, esas bu 4 safhanın üzerine çok doğru oturtulmuş Beşiktaş da sonra dersin ya işte neler planlayabilirim bu 4 unsurdan sonra. İşte sağ tarafta